Çiçeklere merhaba. Bugünkü dersimizde onluk ve birliklere ayırma konusunu işleyeceğiz. Çamaşır mandaları ve maşalarından faydalanacağız. İnşallah daha iyi anlayabiliriz. Evet, çocuklar bu çamaşır maşalarını annem getirdi. Onluk ve birliklerini ayır bakalım dedi. Ben de bunları ayırmaya çalışacağım. Gelin birlikte ayıralım. Öncelikle bir bunları sayayım ben. Kaç tane olduğunu bilirsem belki biraz daha kolay onluk ve birliklerini ayırabilirim. Evet, bir sayalım önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, 15 tane çamaşır maşası varmış. Peki bunun onluk ve birliklerin ayrılması nasıl oluyor? Annem bana bunu söyledi ama benim kafam karıştı biraz. Yardımcı olur musunuz bana? Evet. Bu sorunun cevabını ararken annem bana bir fikir verdi. Dedi ki kaç tane maşa varmış burada? 15 tane. Dedi ki o zaman dedi bunun 10 tanesini say, bir eline al. Diğer kalan kısmı da diğer elini al bakalım. Ne olacak dedi. Gelin beraber yapalım. Evet, 10 tanesini alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 10 tanesini bu elime aldım maşaların. Evet, kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesini de bu elime aldım maşaların. Evet, aslında bu annemin bana vermiş olduğu fikirden hareket edersek onluk ve birliklerini aslında ben ayırdım sanki. Değil mi? 10, burada bir onluk var. Onluk, bunlar da birlik. Evet. 10 topladığım zaman kaç yapıyor? 10, 5. 10, 5. Şöyle koyalım. Evet, şöyle koyalım onlukları. Evet, 10, 5. Evet, 10 tane çamaşır maşası burada var. 5 tane çamaşır maşası da burada var. Evet, onluk ve birliklerine ayırmış olduk. Annemizin bize sorduğu soruyu da çözmüş olduk, değil mi? Demek ki onluk ve birliklerini ayırırken ne yapıyorum ben? Sayıyorum. 10 tane olana kadar sayıyorum. Onu ayırıyorum. Diğer kalanları da sayıyorum. Onlar da kaç tane birlik olduğunu buluyorum. Evet çiçeklerim. Onluk ve birlik kavramı bir de bu şekilde anlatalım. Bunlar küp şeker. Hepimizin evinde bulunur, çay şekeri diyebiliyoruz. Evet. Şimdi bu ders kitaplarımızda ve bazı kaynaklarda karşımıza sıkça çıkıyor. Bu çubuk gibi ince uzun şekil ne? Yanındaki bu küçük şekil ne acaba? Bazı öğrenciler böyle bir karmaşa yaşıyorlar. Evet, şimdi bunu anlatalım. Bu gördüğümüz uzun çubuk ve kısa çubuğu birleştirelim. Şöyle hepsini bir toplayalım ve sayalım. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane küp şekerim var. Şimdi bu şeklimizi tekrar oluşturalım. Bakalım bu çubukta kaç tane küp şeker olacak? Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet çocuklar, bu kitaplarda ve bazı kaynaklarda gördüğümüz bu ince uzun çubuk gibi şekil bir onluk. Evet, yanındaki bu küçük küp şekerlerini koyalım. 1, 2.
Evet, bu hemen yanında bulunan bu iki tane küp şeker de birlik. Yani bu gördüğümüz uzun çubuk bir onluk. Yanındaki gördüğümüz iki tane küp şeker de iki birlik. Yani bu taraf onluk, bu tarafta birlik kısmı. Unutmuyoruz bunu. Şimdi küp şekerlerimizi azaltalım. Bakalım nasıl bir sayı değişimi olacak. Evet. Şimdi buradaki küp şekerden bir tanesini aldım. Yedim. Evet. Kaç tane kaldı? Evet. Bir onluk, bir birlik. 11. Evet, bu şekeri de alalım. Bakalım nasıl bir değişim olacak. Evet. Burada hiç şeker kalmadı. Yani 0. Evet. Bir onluk kaç birlik var? 0. Bir onluk 0 birlik var. Yani birlik hiç yok. Bir tane onluk var. Evet. Şimdi ekleyerek gidelim. Bakalım nasıl değişimler olacak. Bir anlamaya çalışalım. Evet. Onluk kısmımızı hiç bozmuyorum. O şekilde duruyor. Bir onluk. Yanına bir tane küp şeker koydum. Bir birlik oldu. Bir onluk. Bir birlik. Bir küp şeker daha koydum. Bir onluk. İki birlik. Bir küp şeker daha koyuyorum. Bir onluk, üç birlik. Bir küp şeker daha koyuyorum. Evet, bir onluk, dört birlik. Bir küp şeker daha koyuyorum. Bir onluk, beş birlik. Bir küp şeker daha koyuyorum. Bir onluk, altı birlik. Bir küp şeker daha koyuyorum. Bir onluk, yedi birlik. Bir küp şeker daha koyuyorum. Bir onluk 8 birlik. Bir küp şeker daha koydum. Bir onluk 9 birlik. Evet, bir küp şeker daha koydum çocuklar. Bu son şekerimdi. Bir onluk. Evet, bakın bunda bunun boyu aynı mı oldu? Ha, ben buraya da 10 tane koymuşum. O zaman benim burada birliğim yok. Bir, iki onluğum var. İki tane onluğum oluştu çocuklar. Bakın gördünüz mü? Bir onluk, bir onluk daha, iki onluğum var şu anda. Çiçeklerim bir de bize direkt sayıyı verip kaç onluk, kaç birlik vardır diye sorular çıkıyor karşımıza. Örnek vererek bunu da anlatayım size. 12. Sayımız 12 olsun. Evet, 12 sayısında kaç onluk, kaç birlik vardır? Evet. 12 sayısında 1 onluk, 2 birlik vardır. Neden? Sol tarafa bakıyorum. Onluk kısmımız sol taraf. Evet. Sol taraftaki sayımız, rakamımız kaç? 1. O zaman 1 onluk var. Sağ taraftaki rakama bakıyorum. Kaç? 2. O zaman kaç birlik var? 2 birlik var. Evet, başka bir örnek verelim. 14. Evet, kaç birlik, kaç onluk var? Evet, 14 sayısında hemen sol tarafa bakıyorum. Sol taraftaki rakam neydi? Onluk kısımdı. Evet, 1 onluk. Sağ tarafa bakıyorum. Sağ taraf hangi kısımdı? Birlik kısmıydı. 4 birlik var. Yani 1 onluk, 4 birlik var 14 sayısında. Evet. Başka bir örnek verelim. 18. 18. Hemen artık öğrendik. Hemen sol taraftaki rakama bakıyorum. Kaç? 1. O zaman 1 onluk var. Sağ tarafa bakıyorum. 8. 8 birlik var diyorum. Evet. Şimdi bir başka örnek verelim. 10. 10 sayısında kaç onluk var? Hemen sol tarafa bakıyorum. 1 onluk var. Sağ tarafa bakıyorum. 0. Ha, 0 birlik var. Yani birlik yok. 0 birlik var diyebiliriz. Evet, 1 onluk 0 birlik. 20 sayısına bakalım. Evet, 20 sayısında bakın sol tarafa bakıyorum onluk kısma. Onluk kısımda 2. O zaman kaç onluk var burada? 2 onluk. Kaç birlik var? 0. Umarım örneklerimizle birlikte onluk ve birlik kavramını anlamışsınızdır. Elimden geldiğince hayatla ilişkilendirerek anlatmaya çalıştım.
Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.